Şahit Sıtkı Tarancı şöyle diyor. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altında mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Yaş 35 diyor. Yolun yarısını geçtik. Peki değerli arkadaşlarım, 30 yaşında ölenler, yolun sonunu geçeli 5 yıl olmuş. Gençlik, güzellik, yakışıklılık, zenginlik, şöhret, güç, kuvvet, hepsi bu dünyada kalır ve unutulur gider. Çok ünlü olabilirsiniz, çok zengin olabilirsiniz. Çevreniz kalabalık olabilir. Sizi seven veya sevdiğini gösteren, seviyorlar zannettiğiniz insanlar sizi şımartabilir, azgınlaştırabilir. Fani olduğumuzu, bu dünyada birer misafir olduğumuzu unutmayalım. 1999 17 Ağustos'unda Marmara bölgesinde bir deprem oldu biliyorsunuz. Bütün dünya oraya odaklandı. Çok sayıda can kaybı ve mal kaybı oldu. Fakat ders çıkarıp da gerekli önlemler alınmadığı için onu unutturacak şimdi de Güneydoğu Anadolu'da başka bir deprem oldu. Değerli izleyenlerim, imar barışı diye çürük binalara ruhsat verirseniz, bilim adamları bağırırken burası deprem bölgesi, buraya yüksek bina yapılmaz, şu ölçülerin dışında bina yapılmaz, buraya havalimanı olmaz, buraya fabrika olmaz diye feryat etmelerine rağmen inadınıza bilimle, bilim adamlarıyla kavga ede ede burnunuzun doğrultusuna hareket ederseniz, işte geriye sadece enkaz temizleme ve cenaze kaldırma, ağıt yakma kalır. İmar barışı olduğunda sevinç çığlıkları atanlar şimdi yardım çığlıkları atıyor. Çürük binasına izin verilmiş. Ben bu binayı 500 bin liraya satamazdım. Şimdi 3 milyon lira değer oldu. Ama sonunda kendine ve ailene mezar oldu. Değerli arkadaşlarım, para hırsı, mal makam hırsı, insanların ahlakını bozuyor. İnsanın karakterini değiştiriyor. Veya değişmeyen karakterini dışa çıkarıyor, öyle diyelim. Yani içine gizlediği, dürüst gösterdiği ama aslında bozuk olan karakterini dışarıya çıkarıveriyor. İnsanlar yalanlara ve yalancılara inanmaya, kanmaya adeta koşuyor. Ama gerçekleri duymak ve gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Bilim insanları yıllardır bağırıyor. Ben Avrupa'da yaşadığım halde bunları görüyorum, biliyorum, duyuyorum da Türkiye'de yaşayanlar bunları bilmiyor mu, duymuyor mu? İşte Profesör Ahmet Ercan, Profesör Naci Görür, Profesör Celal Şengör ve diğer yüzlerce jeoloji mühendisi, profesör, bilim adamı. Bunlar kendi alanlarının, kendi uzmanlık alanlarının araştırmacısı. Bu konularda söz sahibi insanlar. Bunlar dinlense de ona göre caddeler, sokaklar, evler yapılsa, havalimanları, köprüler neyse ne yapılacaksa ona göre yapılsa, afet anında oraya iş makineleri, yardım ekipleri en kısa zamanda nasıl yetişecek, nasıl can kurtaracak diye insanlara eğitim verirse, yani mesela Türkiye'nin hemen hemen işte Ankara ve Konya çevresinde dar bir alanın dışında Türkiye'nin her tarafı deprem bölgesi. Yani Türkiye'nin 1/4'ü deprem bölgesi, öyle diyelim. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 80 milyon. 80 milyonun 1/4'ü nedir? 20 milyon. Peki 20 yaşından 40 yaşına kadar kadın, erkek, herkes. Hani redif askeri gibi, ihtiyat askeri gibi, hani askerliğini yapmış ama herhangi bir savaş vesaire olursa el altında olsun diye
yılda bir kere gidip askerlik yoklaması yapılırdı eskiden. Yani ben hazırım, ben buradayım, yaşıyorum diye askeri bağlı bulunduğunuz askeri şeye, yönetime kendinizi tanıtıyorsunuz. Bu 20 milyon insan, hepsi genç, 20 yaşıyla 40 yaşındaki arasındaki herkes, kadın erkek fark etmez. Eğitim verirse, yani yangında, heyelanda, depremde kim ne yapabilir? Tamam, başka yerlerden yardım ekipleri gelecek, yurt dışından gelecek, şunlar olacak, bunlar olacak ama yani acilen onlar gelinceye kadar biz oraya yetişip ne yapabiliriz? Bunu ilçeler kendi çapında, iller kendi çapında, mesela ilçeler kendi köylerini toplayarak bu eğitimi verebilirler, ilçe merkezinde verebilirler. Yılda bir iki defa bu eğitim verilebilir. Ve böyle afet anında milyonlarca insan bir anda ne kadar istiyorsanız, ne kadar kişi lazımsa oraya gönderilebilir. Özellikle depremin travması, tamam ölenler öldü, Allah rahmet eylesin. Yaralananlar tedavi ediliyor, ona da yardım ekipleri. Peki sağlık ekiplerine yardım gerekmiyor mu? Onlar insan değil mi? Onların zaruri ihtiyaçları yok mu? Onlara neler yapılabileceğini de işte o yetiştirilen insanlar yapsa, o çocuklar, kadınlar, ağlaşan insanlar, onlara psikolojik destek verirse, mesela Diyanet gibi böyle 100.000'den fazla hazır personeli ve devletten maaşlı kadrosu olan bir kurum, elemanlarının hepsi de genç insanlar, camilerdeki imamlar ne yapıyorlar ki? Akşama kadar oturuyorlar, namaz vakti gidip namaz kıldırıyor. Ondan sonra gidip ya evine ya dükkanına gidiyor, işine bakıyor. Senede bir iki defa böyle kurslara katılsalar da sadece cenaze kaldırmak, mevlid okumak, sala okumak yerine bu hizmetlerde öncülük etseler, insanlara psikolojik, ruhen, manevi destekte bulunsalar olmaz mı? Yani aciz değiliz. Yani Rusya'dan, Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, Pakistan'dan, Yunanistan'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, İspanya'dan, her taraftan insanlar koşuşuyor. Hani bunlar dış güçlerdi? Hani bunlar bizi yakmaya, yıkmaya, bilmem ne etmeye çalışıyorlardı? Ya insan Allah'tan korkar biraz ya. Köpeğini, kamerasını sırtına yükleyerek çantasını gelip gece gündüz çalıştılar, uğraştılar. Adamlar sonunda ya can güvenliğimiz yok, tehdit ediyoruz vesaire diyerek çeken gitti. İspanyol ekip henüz daha enkaz altında canlı belirtileri var. Bu enkaz temizleme işine girişmemeli. Biz bu işin parçası olamayız, biz bu işin vebalini kaldıramayız dediler. Ülkelerine geri döndüler. Çünkü o makineler, iş makineleri çalışmaya başlayınca yer altında, enkaz altındaki göçmeyenler de göçüp orada hala canlı olan insanların da hayatını kaybetme riski var diyerek adamlar dayanamadı, çekti gitti. Değerli izleyenlerim, bakınız, imar affı çıktığı zaman 500 bin liralık binam 3 milyon, 5 milyon oldu diye sevinç çığlığı atan insanlar şimdi yardım çığlığı atıyor. Yani kendisine, ailesine ve kime sattıysa onlara o binanın bir katlı mezar olduğunu, mezardan da beter olduğunu o zaman idrak etmedikleri gibi şimdi hala düşünmüyor. Peki bunun sorumluluğu, vebali yakaladığınız birkaç tane müteahhidin sırtına mı yüklenecek? Marmara depreminde Veli Göçer'in sırtına yüklendiği gibi. Oralarda belediye yok mu? Yani o binaların yapımını üstlenen, oralarda yazıyor işte levhada, inşaatın yanına koca levha asıyorlar. İşte yüklenici firma şu, müteahhidi şu, mühendisleri bu, ötekisi bu, berikisi bu, inşaat bittikten sonra araki bulasın. Yok, hepsi toz oluyor. Peki müteahhidi buldunuz, peki mühendisler suçlu değil mi? Ona oturulabilir, bu bina sağlamdır diye ruhsat veren, kimse o ruhsatı veren, onlar suçlu değil mi?
imar yönetmeliğine göre yapılmamış eski çürük binalara ruhsat izni verip şu kadar para ver, gerisine karışma, ben de sana ruhsat vereyim diyerek ona ruhsat izni veren, buna evet diyen, el kaldıran milletvekilleri bu işin vebaline ortak değil mi? Peki o milletvekillerine oy veren insanlar bunun vebaline ortak değil mi? Kimi suçlayacağız şimdi? Kimi suçlayacağız? Zincir bu, birbirine bağlı. Hangisini tutarsanız tutun, diğerlerini çekiyor. Tamam, kendinize göre bir suçlu bulabilirsiniz. Ama suçu biraz da kendimizde, biraz da para hırsıyla gözümüzün dönüp gerçeği göremediğimizden başımıza bu belaların geldiğini anlamamız lazım. İnsanlar yalanlara çabuk kanıyor, adeta kendisini kandırmak için insan arıyor. Gelip de kim beni kandırsın diye. Ama bir türlü doğruyla yüzleşmek istemiyor. Doğruyu söyleyenlere düşman gibi davranıyor. Hakaret ediyor. Tehdit ediyor. Sonunda da olacaklar oluyor. Bakınız, 99 depreminden bugüne 24 sene geçti değil mi? 2000 yılında bilim adamları toplanmışlar, yerli yabancı bilim adamları. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde İstanbul'da Marmara depreminden daha şiddetli, yani bugünkü Güneydoğu'daki meydana gelen deprem ölçeğinde ondan da şiddetli bir depremin olması an meselesi. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde. O 30 yılın 24 yılı geride kalmış. Bu 24 yılda ne yapılmış? O zamanki boş alanlar da, alanlara da bina yapılmış. İnadına daha yüksek gökdelenler yapılmış. O zamanki İstanbul'da yaşayan insan sayısı ikiye katlanmış. Bu toplu intihardır. Yani bu toplumsal cinnet geçirmedir. Bu bilime savaş açmaktır. Bu doğal afetlere karşı tabiat kanunlarına, sünnetullah'a kafa tutmaktır. E böyle olunca da tabii ne oluyor? Geriye ağıt yakmak, ağlayıp sızlamak, yardım toplamak, cenaze kaldırmak, sela vermek. Efendim işte bunlar kalıyor. 99 depreminde tedbir alınsaydı Güneydoğu Anadolu'da bugün bu kadar insan can verir miydi? Bu kadar ev yerle bir olur muydu? Yani deprem kuşağının üzerinde burası diye bilim adamları bağırmasına rağmen niye oralara havalimanı yapıldı? Niye 17-18 katlı binalar yapıldı? Yani tek katlı binalarda fazla hasar yok. Mesela Hatay'ın bir mahallesi veya ilçesi galiba. Kuzeyinde bir ilçesi, şimdi ismini hatırlayamadım. Oranın belediye başkanı konuşuyordu. Orada hiçbir hasar yok. Çünkü yapılan binalar tamamıyla bölgenin tanınan müteahhitleri tarafından yapılmış ve kendi aileleri de oralarda oturuyorlarmış. Binalar hem görünüşüyle hem de sağlamlığıyla bir taş bile yerinden oynamamış. Sapasağlam duruyor. Peki Hatay şehrinin neden yarısı yok oldu? İşte bu şekilde yapılmadığı için, sağlam yapılmadığı için, çürük binalara ruhsat verildiği için, kontroller yeterince yapılmadığı için, bunların vebalini sadece birilerine atarak vebalden sıyrılacağımızı zannediyorsak, ancak bu kendi kendimizi avutmak, kendi kendimizi kandırmak olur. Fakat değerli izleyenlerim, nedense özellikle siyasal İslamcı denen bir grup var ya, bir taife, bir zümre var ya, işte bunu kafanızda, gönlünüzde kim olarak canlandırırsanız canlandırın. Yani İslamiyet'i siyasetine malzeme, politikasına malzeme yapan herkes. Ben bir Müslüman ilahiyatçı ve bir aydın olarak, Avrupa'da yaşayan bir insan olarak
bu tabirden oldum olası nefret ettim, hala da nefret ediyorum. Ben hiçbir zaman siyasal İslamcı olmadım. Daha doğrusu İslamcı olmadım. Ben Müslümanım ya, o kadar. Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş bir Müslümanım. Hazreti Muhammed'in peygamberliğine iman etmiş bir Müslümanım. Ben İslam alışverişi yapmam. Hiçbir zaman dinimi, imanımı, inancımı, bildiklerimi para karşılığı, maddiyat karşılığı değiştirmem. Dinimin sırtından asla ve asla zerre miktarı kadar olsa bir rant beklemem, beklemedim. Ama ne yazık ki işte bu siyasal İslamcı denen grubun, yani yüce dinimizi, kutsal değerlerimizi, manevi motivasyonumuzu kendi çıkarlarına, kendi menfaatlerine uygun bir şekilde cahil ve yoksul bıraktıkları, paramparça ettikleri insanları kandırarak kullanıyorlar. Sonuçta felaket oluyor. Sonuç felaket oluyor. Hem maddi olarak hem manevi olarak yıkım oluyor. Bu siyasal İslamcıların demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik, insan hakları, kadın hakları, hayvan hakları, evrensel insani değerler, işte şunlar bunlar, yok efendim bunların hepsi yalan. Bunların hepsi sandıktan çıkıncaya kadar. Sandıktan çıktı mı evli evine, köylü köyüne. Onlar kendi bildikleri yolda devam. Onun için bunlara malzeme olan insanlar da suçludur. Onları aldatan, kandıran, o siyasal rant peşinde olup da İslamiyet'i ona alet eden insanlar da suçludur. Buna karşı çıkmayan aydın kesim de suçludur. Yani buna toplumu aydınlatmayan, aydınlatmaya çalışmayan, seyreden, bana ne diyen kesim de suçludur. Doğal yasalarla, tabiat kanunlarıyla savaş yapılmaz, tedbir alınır. Endonezya bir Müslüman ülke, Japonya Müslüman da değil, Hristiyan da değil, Yahudi de değil. Böyle bir ülke. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Yüz ölçümü Türkiye'nin yarısı kadar, hatta yarısından da az. Almanya'nın yarısı, Almanya'dan biraz daha büyük. Her tarafı fabrika, gökdelen, tünel, köprü vesaire şu bu. Ama size bir rakam vereyim. Yani dehşete kapılmamak mümkün değil. Bakınız değerli arkadaşlarım, değerli izleyenlerim. Biraz önce izlediğim şeyde, televizyonda 35 bini geçti Türkiye'de can kaybı. Gerçek rakamı hiçbir zaman öğreneceğimizi ben zannetmiyorum. Peki Japonya'da 1989-2022 yılları arasında yani 33 yılda 69 deprem olmuş. En küçüğü 4,9, en büyüğü 9,1 şiddetinde olmuş. Bu depremlerde toplam ne kadar can kaybı olmuş biliyor musunuz? 5609 kişi. 69 depremde 5609 kişi hayatını kaybetmiş. O Fukushima nükleer santralının falan kapatılmasına neden olan o dehşetli tsunami'nin yaşandığı deprem olan depremlerde bunun içerisine dahil. Peki Endonezya'da aynı şiddette bir deprem olduğu zaman niye 200 bin kişi ölüyor da Japonya'da 69 depremde 5600 kişi ölüyor? Allah hepimizin Allah'ı değil mi? Bu dünya hepimizin üzerinde yaşadığımız yer küre değil mi? Japonlar tabiat kanunlarına karşı yani sünnetullah'a karşı nasıl davranacaklarını öğrenmişler. Rahmetli Ahmet Mete Işıkaran'ın dediği gibi depremle yaşamayı öğrenmişler ve ona göre bina yapmışlar. Endonezya öğrenmemiş, öğrenememiş. Canıyla ödüyor bedelini. İşte 1999 Marmara depreminde ders alsaydık, ona göre tedbirler alsaydık, Güneydoğu Anadolu'da şimdi bu kadar can kaybı olmayacaktı. Tamam deprem gene olacaktı. Hasar gene olacaktı. Can kaybı gene olacaktı.
Ama bu kadar korkunç olmayacaktı. Bu kadar acılara ülkeyi gark etmeyecekti. Yani 10-11 vilayet hemen hemen Yunanistan'ın toplam karası kadar bir alan. Gerçekten dehşetli bir deprem. Tamam da aynı şiddetteki deprem başka ülkelerde de oluyor. Peki böyle bir deprem kuşağında bu kadar yüksek bina yapmak, bu havalimanı yapmak risktir, tehlikelidir diye bilim adamları bağırıyor. İşte Ahmet Ercan bağırıyor, Naci Görür bağırıyor, Celal Şengör feryat ediyor. Neden dinlenilmiyor? Neden tedbir alınmıyor? Neden önlem alınmıyor? Neden bu kadar çürük binaya imar affı diye oturulabilir, satılabilir izni verildi? Yani çürük binalara ruhsat verildi. Hani her iki senede otomobilleri, araçları çağırıp kontrol ediyorsunuz. Neticede bir otomobilde en fazla 5 kişi. Ama can kaybı olmasın diye tedbir alıyorsunuz ki gayet yerindedir. Otobüsler hakeza. Peki otobüste diyelim 40 kişi var, 50 kişi var. O vizeyi veren insanlar biliyor ki bu otobüs rampada bunun freni tutmaz. Yuvarlanır ve bu kadar insanın hayatına mal olur. Aman boş ver görmezden gelelim. Diyerek sağlam raporu verse, o insanlar da hayatını kaybetse, ne demekse, bugünkü yaşanan deprem felaketindeki can kaybının acısı onun 3000 katından fazla. Mal hırsıyla, para hırsıyla, işte 500 bin liralık bina 3 milyon lira, 4 milyon lira oldu diye sevinç çığlığı atan insanlar bugün göçük altında yardım çığlığı atıyor. Ama masum insanlar var. O binaları sağlam diyerek almış. Müteahhidine güvenmiş. Satan adama güvenmiş. Ağırlığınca para vermiş. Ama hem kendisine hem ailesine katlı mezar olmuş. Hem canından olmuş, hem malından olmuş. Peki hiç olmazsa bundan sonrası için tedbir alınamaz mı? Alınır. Peki alınıyor mu? Tam tersine. Bakınız İstanbul'a uçaktan geçerken şöyle bir bakın. Helikopterle gezip görme imkanınız varsa bakın. Ben takip ediyorum bunları. Gülhane Parkı ile Emirgan Koruluğu'nun haricinde İstanbul'da nerede bir yeşillik görüyorsanız bilin ki orası mezarlıklar. Mezarlıkların haricinde yeşil alan kalmamış. Marmara depreminden sonra ilçeler belirli yerlere doğal afette insanların toplanacağı yerler diye yerler ayırmışlar. Oralara da binalar yapılmış. Yani bu kadar doymazlık olmaz, bu kadar aymazlık olmaz, bu kadar yanlışlık olmaz. Güneydoğu depreminde hasar gören bölgede 13 milyon insan yaşıyor. İstanbul'da resmi kayıtlı 16 milyon insan var. Oradan daha büyük. Bir o kadar demeyelim de belki günde 1-2 milyon da İstanbul'un dışından gelen giden insanlar var. Peki depremin ne zaman geleceği belli mi? Gece mi olur, gündüz mü olur, öğlen mi olur? Bilinmez. Peki Allah vermesin böyle bir afet tekrar yaşanırsa o insanlar, insanlara yardım nasıl gidecek? Kim kime yardım edecek? Göçük altındaki insanları kurtarmayı bırakın. O göçen evini arayıp da bulabilecek mi insanlar eğer dışarıdaysa? Yani bunları önceden düşünüp, tedbir alıp, önlem almak yerine efendim şu kadar para gelsin, biz de bu kadar binayı görmezden gelelim. Görmezden geliyorsunuz, bunun için el kaldırıyorsunuz ama ey bu milletin vekilleri, sizi seçip oraya gönderen insanların toplu katili oluyorsunuz. Bunun bu dünyası var ama bir de ahireti var. Bakınız deprem parti ayrımı gözetmiyor, din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmiyor. 11 tane vilayette Hristiyan,
Ermeni, Yahudi, Müslüman, Alevi, Kürt, Türk, Sünni dinledi mi? Dinlemedi. Hepsi altında kaldı. İşte bela geldiği zaman umumu gelir diyor Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinde. Vettegu fitneten, yanlışlardan sakının. Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Yaptığınız işlere doğru dürüst yapın. Bela geldiği zaman umumi olarak, genel olarak gelir diyor. Yağmur her tarafa yağar, güneş her tarafa doğar. Deprem geldiği yerin her bir tarafını yakar, yıkar, yok eder. Kimse Allah'a hesap soramaz çünkü mülk onun. Her şeyin sahibi o. O kanunlar koymuş, yasalar koymuş, tabiat yasaları. Ona göre tedbir alacaksın. Denizin üzerine köprü yapıyorsunuz, yıkılmıyor. Niye? Ona göre sağlam yapmışsınız. Denizin altına tünel yapmışsınız, o da yıkılmıyor. Niye? Ona göre sağlam yapılmış. Peki binalar niye yıkılıyor? 5 katlı, 10 katlı, 15 katlı binalar neden yerle bir oluyor? Peki deprem bölgesi olmasına rağmen o 40-50 katlı binalara niçin imar izni verdiniz? Niçin yaptınız? Yani bunu halk yöneticilerine neden sormuyor? Oralara, inşaat yapanlara, izin verenlere, ruhsat verenlere neden sormuyor? Neden bunun yakasına yapışmıyor da? Malı canı gittiği zaman arkasından ağıt yakmakla kendini tatmin edeceğini mi zannediyor? Veyahut da sakinleştireceğini mi zannediyor? Hayır efendim, olan bize oluyor. Olan fakir fukaraya oluyor. Olan gariban kesime oluyor. Tabii başkalarına da oluyor. Yani yıkılan evler sadece fakirlerin evi mi? Hayır, zenginlerin evi de yıkılıyor. Onların araçları da enkaz altında kalıyor. Milletvekili de ölüyor, bakan da ölüyor, başbakan da ölüyor, başkaları da ölüyor. Yani 3 kuruş daha fazla kazanayım diye hırsına kapılarak böylesi korkunç yanlışlara alet olan ve başkalarını alet eden insanlar böyle katliamların bir numaralı sorumlusudur. Birkaç tane müteahhidi yakalayıp hapse atmak hangi problemi çözer? Olan olmuş zaten. Marmara depreminde de Veli Göçer diye birisini yakalamışlardı böyle. Sonra çıkardılar galiba. Peki buna seyirci kalan belediyeler, bu imar aflarını yapan hükümetler, ona el kaldıran milletvekilleri bunun sorumlusu değil mi? Onların yakalarına kim yapışacak? İşte yapışmazsak, hesabını sormazsak, canımızı, malımızı korumaya çalışmazsak, bundan sonraki yakacağımız ağıtlara kendimizi hazırlayalım. Tarih tekerrür eder, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi diyor. İşte 24 sene önce Marmara'daki yaşanan faciadan ders çıkarılmış olsaydı, belki bu facia, bu Güneydoğu depremi bu kadar ağır olmayacaktı. Peki bundan ders çıkarılacak mı? Ben zannetmiyorum. İnşallah çıkarılır. Ama eli kulağında dinlenen yeni Marmara depremi, İstanbul depremi eğer bilim adamlarının anlattığı gibi gerçekleşecek olursa Allah korusun tabii. Yani sonunu düşünmek bile istemiyorum. O kadar korkunç bir manzara gözümde canlanıyor. Ama en azından mesela geçenlerde Profesör Celal Şengör insanlar diyor en azından İstanbul'dan 100 kilometre öbür tarafa taşınsın diyor. İstanbul depreminde hiç olmazsa canını kurtarmak için diyor. Bunu duydum ben. Şimdi suçlu aramak yerine suçun bir halkası da benim hiç olmazsa şu hatalarımı, yanlışlarımı düzelteyim diye herkes, bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı, belediye başkanı, belediyedeki görevliler, milletvekilleri, imar müdürleri, müteahhitler, mühendisler, vatandaş, herkes. Hepimizin çünkü burada yanlışlarda pay var diye düşünürse, ona göre de çözüm alınırsa, yani tedbir alınırsa, hiç olmazsa bundan sonra gelecek olan
felaketlerdeki can ve mal kaybı az olur. Hiç olmaz diyemiyorum, demiyorum. Her türlü tedbiri almasına rağmen Japonya'da da oluyor. Ama 69 depremde 33 yılda 5600 kişi canını kaybediyor. Ama Güneydoğu Anadolu'da Japonya'daki depremlerden daha düşük olmasına rağmen can kaybını, mal kaybını görüyorsunuz. Allah bu acıyı da unutturacak, başka bir acı vermesin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.